Aşı otizm ilişkisi nasıl bir sebep yanılgısı? Bir şunu merak ediyorum. Evet, bu çok çok dert olan bir konu uzun zamandır. Bakın bu medya ayağı olan ya da karşılıklı ilişkilerde, insan ilişkilerinde yanılgıya neden olan en önemli, yani insanın algısını saptıran ya da algıda yanılgıya neden olan olaylarda basit söylemler vardır ve bu basit söylemlerin bir hikayesi vardır. Tamam. Küçük bir hikaye ama. Hı hı. Herkes tarafından kolay anlaşılabilir küçük bir hikaye. Hı hı. Bu hikaye eğer bir de medyatik, meşhur, çok tanındık bir yüz tarafından ortaya konuluyorsa sistem tamamlanır. Tamam. Otizm olayı tam olarak şöyle olmuştur. Wakefield isimli bir hekim vardır. Bu İngiliz bir doktordur. Tanınmış bir kişiliği de vardır bulunduğu çevrede. Basit bir gözlemi olmuştur Wakefield'ın. Çocuklar, yani 12 tane aile var karşısında. Bu 12 aileden 8 tanesi diyor ki bizim çocuklarımız aşıdan sonra otizm belirtileri göstermeye başladı. Ve bunun üzerine bir grup halinde bu gözlemler yayınlanıyor. Wakefield bunu üstelik de Lancet gibi son derece en güvenebileceğimiz üst düzey top bir dergide yayınlıyor. Ve buradan konu bir anda bütün dünyanın dikkatini çeker bir noktaya geliyor. Aşıyla otizm arasında bir ilişki var mı? Bakın bir hikaye yazdık. Hikaye neydi? Wakefield'ın gözlemleri vardı. Gözlemler neye dayanıyor? Ailelerin beyanına. Aileler diyor ki çocuğuma aşıyı yaptırdım, otizm belirtileri ortaya çıktı. Şimdi çocukluk aşılarını biz genellikle otizm hastalığının çıktığı dönem yaşlarda yaptırıyoruz. Evet. Doğru mu? 0-3 yaşta. Aynen. Hani o civarda ha. Otizm hastalığı evet. Ortaya çıkıyor 2-3 evet. Yaş civarında ve biz aşıları da o dönemde tamamlıyoruz çocukluktan tam başlıyor. Tam da üstüne oluyor aslında. Tam üstüne geliyor. Şimdi Wakefield bunu orada yayınladı. Buna tabii birçok tepki geliyor bilim dünyasından. En büyük şey şu. Burada sorgulamamız gereken en büyük mevzu şu. Ya 12 kişide 8 kişi böyle bir hikaye bildiriyor ama acaba çok daha geniş popülasyonda bu nedir? Bunun kontrollü bir başka çalışmalarla vesairelerle illiyet bağının çok doğru bir şekilde kurulması lazım. Başka bir ölümcül şey daha var. Wakefield'a mikrofon uzatıyor medya. Sizin düşünceniz nedir diyor. Bakın bilim dünyası buna karşı çıkanlar var. Aklı başında bilimciler hayır olmaz öyle şey. 8 vakayla Lancet'te bile yayınlansa bu kabul edilebilir bir şey değil diyorlar. Ama Wakefield diyor ki benim inancım da bu yönde. Yani ben de inanıyorum böyle olduğuna. Şimdi bakın siz bir bilim insanı olarak benim de inançlarım ve öngörülerim var. Şizofreni hastalığına yönelik, Alzheimer hastalığına yönelik. Ben öngörülerimi, hissiyatımı toplumla, medyayla bir şekilde paylaşıp desem ki XYZ ilacı kesinlikle şizofreniyi çözebilir. Bu kulağa hoş gelen, duymak istenen bir hikayedir. Ve ben güvenilir de birisiysem insanların birçoğu bunu denemek isteyecektir şizofreni hastalığına karşı. Ama bilim insanı sorumluluğu ve etik kaygılar bunu sizin bilim dünyası içinde tartışmanızı emreder. Yani ben bu görüşlerimi belli ölçüler içerisinde kanıtlara dayandırarak kendimce bilimsel kongrelere sunarım. Bilimsel kongrelerde bunun taraftar bulmasını ve başka çalışmalarla da tekrarlanarak desteklenmesini isterim. Bunlar olmuyorsa bunun insanlarla, toplumla paylaşılması çok yanlış. Hocam pandemi çok büyük bir örnek oldu. Her şey vatandaşın evet. Önünde tartışıldı. Tıbbın, bilimin bir hastalığı bence. Oraya geleceğim ama şu Wakefield olayı daha sonra nasıl devam etti? Daha sonra tabii ki çok daha kapsamlı çalışmalar yapıldı ve bu kapsamlı çalışmalarda da illiyet bağı kurulamadı. Bağlantı olmadığı ortaya çıktı. Çok kontrollü, çok fazla sayıda çalışma bunu gösterdi. Lancet dergisi hatta bu makaleyi retract deriz biz, geri çekti. Yok hükmünde şu anda bu makale. Ama gene de bu bir taraftar toplamaya ve böyle bir inanç olmaya evet. Devam ediyor. Çünkü Jenny McCarthy isimli bir medya yıldızı
çocuğu otizm hastası oluyor. Aşıya bağladı. Ve Jenny McCarthy de bir kampanyaya katılıyor. O çok tanınmış bir kişi ve ben Wakefield'a inanıyorum diyor. Yani Wakefield'ın dediği doğrudur diyor. Ve bütün bunlar işte o güzel hikayeyi tamamlıyor.